İyi pazarlar gençler. Turkcell 27 Eylül 2024 kapanış fiyatı 96 lira 35 kuruş. Turkcell'e bugün 2024 6 aylık bilanço, temel analizi ve daha sonra da teknik ve takas olarak bakalım. Şirketin fiyat kazanç oranı 9.40 güncel durumda. Geriye doğru baktığımızda bu seviyeler son düzeltmelerde destek olarak çalışan bölge. Ortalama 8 FK'dan tepki gelmiş. Bu geçtiğimiz haftaki düzeltmede de yine 8 FK'lar görülerek oradan toparlanmaya başladığını görüyoruz. Piyasa değeri, defter değeri 1.39. Bu seviye de yine şu bölgedeki iki düşüşü saymasak geriye doğru yine bu 1.30'lu seviyelerden tepki gelmiş piyasa değeri, defter değerinde. Piyasa değeri güncel durumda 211.9 milyar piyasa değeri, zirve gördüğü piyasa değeri 252. Evet, zirve piyasa değerine göre yaklaşık %19 iskontolu diyebiliriz. Genelde geriye doğru bakarsak hep bu şekilde piyasa değerinde düzeltme olduktan sonra tekrar pozitif hareketler görülmüş. Şu anda bu düzeltmenin bittiği seviyelerdeyiz yaklaşık olarak. Önceki hareketlerine bakarak söylüyoruz bunu. Şirketin temel analiz raporuna bakalım. Evet, Matrix'te temel analiz raporunda yüzde hesapları yapılmış olarak bizim önem verdiğimiz yerlere baktığımızda yıllık bazda hasılat %4 artmış. %4 artı hasılat. Dönem karı geçen sene aynı çeyrekte eksi 1.1 milyar. Bu yıl 5.7 milyar olmuş. Çeyreksel bazda da bir önceki çeyreğe göre artış var. Bu da olumlu. Hasılatta da yine önceki çeyreğe göre artış devam etmiş. Firma değeri FAYOK oranı 5.1. İyi bir oran. 5.1. Net borç FAYOK oranı 0.81. Bu da iyi. Yani borçluluk düzeyi FAYOK karına göre yüksek değil. Yabancı para net pozisyonu piyasa değerine göre %3.66 yabancı para açığı var. Öz sermaye karlılığı %23.74 ortalama öz kaynak karlılığı. Önümüzdeki çeyreklerde 30 üzerine atarsa daha iyi olur. Cari oran geçen yıl aynı çeyrekte 1.68'miş. Bu sene bu bilançoda 1.57. Biraz düşüş var borç çevirme oranında ama 1-1.5'lu seviyelerde çok fena sayılmaz. Likitte oranı çok çok iyi. 1.56. Bu veride 1'in üzerinde iyi deriz. 1.56 baya baya iyi. Likit, yani daha net borçluğu veren oranı gayet güzel. Nakit durumunda %43 artış var geçen yıla göre. 35 milyardan 50 milyara çıkmış. Duran varlıklar
%180 artmış. Buna karşılık borçlarda da artış var. Kısa vadeli borçlarda %74, uzun vadeli borçlarda %32 artış var. Borcun karşılığı duran varlıkta olduğu için sıkıntı yok diyoruz. Yani bilançoda özetle satışlarda önümüzdeki çeyreklerde biraz daha artış görürsek daha iyi olur. Faaliyet karı %28 eksi geçen yıla göre. Negatif olan yeri burası. Maliyet artışıyla. Faaliyet kar marjı da %31'den %21'e düşmüş. Fabrik karı 28.3'ten 30.6 milyara çıkmış. %8 artış var fabrik karında. Olumlu. Kar marjı da fabrik kar marjı %45.2'den %46.9'a çıkmış. Burasında da sıkıntı yok. Güzel. Bedelsiz potansiyeline baktığımızda resmi hesapla %6823 bedelsiz potansiyeli var. Yani 68 kat. Bizim daha net hesapla da %4620 bedelsiz potansiyel var. Yani 46 kat diyebiliriz. Bizim bu temel verilerden bulduğumuz hisse değerleme fiyatı 136 lira 20 kuruş gençler. Bu 136 lira 20 kuruş değerleme fiyatımız önümüzdeki çeyreklerde gelen verilere göre tekrar güncellenebilir. Temel olarak gördüklerimiz şimdilik bu kadar diyelim. Teknik kısma geçtiğimizde evet, göstergemiz daha önce de aşırı satım bölgesine geldiğinde bu seviyelerde hep toparlanmış, tepki vermiş. Şimdi yine iki kez aşırı satım bölgesini test edip toparlanma çabasında. En son pozitife geçtiği yer 94 lira üzerinde, göstergemiz pozitife dönmüş. Şu an 96.35 kapamış ise. Yani 94 lira üzerinde göstergemiz pozitif devam ediyor. Zarar kes seviyesine bakacak olursak güncel durumda zarar kes seviyesi 93 lira 50 kuruş olarak alınabilir. 93 lira 50 kuruş stop loss zarar kes seviyesi altında diğer destek seviyesi 84 lira 50 kuruş olur. 93.50 stop loss seviyemiz, 93.50 zarar kes seviyesi altında 84 lira 50 kuruş diğer destek seviyemiz olarak izlenebilir. Eğer olumlu hareketler devam ederse kısa vadede direnç seviyemiz 98.60 direnci var kısada. 98.60 üzerindeki hareketlerde pozitif görünüm güçlenir ve şu bölgede çalışan makas direncimiz izlenir. Bu makas direncimize baktığımızda zamansal kaymamızı yapıyoruz. Aslında daha önceki hareketlerin benzeri beklenir gençler. Yani teknikte ben buna desen analizi de diyorum. Bakın hep aynı hareket. Önce geriye doğru bakarsak hep 100 ortalama destek olarak çalışmış. 1, 2, 3, 4, 5 hatta şimdi 6, 7. kez 100 ortalama üzerinde hareketler devam ettiği sürece ana yükselen trendde bozulma yok diyebiliriz. Bu durumda baktığımızda makas direnç seviyemiz
Evet. Eğer 96 98-60 kısa vadeli direnç üzerindeki hareketlerde 115-30 tarihi zirve direnci geçilirse orta ve uzun vadede 134 lira 88 kuruş makas direnç seviyemiz olarak izlenebilir. 134 lira 88 kuruş. Dikkat edersek bu makas direncimiz biraz önce temel analiz bölümünde verdiğimiz 136 lira 20 kuruş hisse değerleme fiyatımıza da birbirine çok yakın. Yani %1 gibi bir fark var. Aynı sayılır. Son olarak takas kısmına bakalım. Yabancı takasında henüz belirgin bir toparlanma yok. Aracı kurum dağılımına bakalım. Şu son haftada kim ne yapmış? Evet, son gün araç kurum dağılımında İş Yatırım, HSBC ve Bankof alım tarafında. HSBC 451 bin not, Bankof 441 bin not almış. Son haftanın geneline bakalım. 23-27 arasına baktığımızda %35 alıcılı bu haftada, yani ciddi derecede büyükler toparlamış diyebiliriz. Birinci alıcı 7 milyon lotla Ak Yatırım ilk sırada. İkinci alıcı 3,5 milyon lotla Bank of America ikinci sırada yer almış. Yani alıcılar da güzel. Satım tarafında Halk Yatırım, Yatırım Finansman var ilk iki sırada. Takas tablosunda ise yabancı takası grafiğimizde altta sarı göstergemiz, yani yavaştan son 1-2 günde artı yabancı takası, bu Bankof'un alımlarıyla olsa gerek. Tabloyu açalım, yine de günlük takasta 4,7 milyona 4,9 milyon ile alıcılar güçlü. Türk Ekonomi Bankası 3 milyon notta ilk sırada. İkinci sırada 985 bin notta Citibank yabancı var. Doçe'de satım tarafında ama Bankof City'den daha az. 834 bin notta. Özetle günlük takas olumlu. Haftalığa bakalım. 12,5'a 16,2 milyon. Yine alıcılar haftalık takasta daha güçlü. Yani şu bölge alıcılı geçmiş. 8,5 milyon notla Türk Ekonomi Bankası ilk sırada. 6,5 milyon notla da Citibank yabancı ikinci sırada. Bankof'un alımları olsa gerek. Satım tarafında emeklilik fonlar ilk sırada. 3 milyon notla da Deutsche Bank yabancı ilk sırada. Yabancı alımını, yani Doçen'in sattığını çıkarırsak nette 3,5 milyon not yabancı artıda kapamış haftalık takasta. Güzel. Aylık takasta Doçe 3,5 milyon satım tarafında, Citi 1,8 alım tarafında. Alıcılar aylık takasta güçlü olmasına rağmen yabancılar aylık takasta satım tarafında. Bu şunu gösteriyor. Daha yüksek fiyatlarda, yani 110-115'li fiyatların görüldüğü seviyede yabancılar satmış. Günlük ve haftalık takasta alımda çoğunluk olarak, yani yabancılar, jolinler yine yaş yere yatmamış. Yüksek fiyatlarda sattıklarını, bu 88-90'lı fiyatlarda geri yerine koymaya başlamışlar. Takas görünüm özetle son dönemde güzelleşmiş. Gençler, takas görünümde bu şekilde. Evet, Turkcell için bugünlük bu kadar diyelim. Her şey gönlünüzce olsun gençler. İşiniz gücünüz rast gelsin.